bir düşün içinde o gerçeği, o gerçeğin içinde bir düşü, o diyarın içinde bilinmezi, bilinmezin içinde kendini ararken, güneşin doğduğu ülkede ayıldı, coştu. İnsan cinsinin karanlıklarını, lekelerini söküp atabildiği için mürşidi ona Akşemseddin, Akşeyh adını verdi. Asıl adı Şemseddin Muhammed bin Hamza'ydı. Hacı Bayram-ı Veli'nin yolundan yürüdü. Şeyh Şehabettin Sühreverdi'nin torunlarından Şeyh Hamza'nın oğlu olan Akşemseddin, 1390 yılında Şam'da doğdu. Ailesi o 7 yaşındayken Anadolu'ya göçerek günümüzde Samsun'un ilçesi olan Kava'ya yerleşti. Kur'an'ı daha çocuk yaşta ezberleyen Şemseddin, din ilimlerinin yanı sıra tıp alanında da uzmanlaştı. Kaynaklar Tabibi Ebdan, yani beden tabibi olduğunu yazar. 27 yaşındayken Hacı Bayram-ı Veli'nin müridi oldu. Akşemseddin adıyla hilafet aldı. Onu bu kadar kısa zamanda halifelik makamına yükselten haslet sabrıydı. Tıpkı Hızır'ın Musa'ya öğütlediği gibi, Hacı Bayram-ı Veli iç yüzünü anlatmadan, ona hiç aceleyle soru sormamış ve bu sabrı sayesinde hikmete erebilmişti. Hacı Bayram-ı Veli'nin vefatından sonra onun yerine irşat makamına geçti. Akşemseddin, İstanbul'un manevi fatihi olarak bilinir. İkinci Mehmet, 1453 baharında İstanbul'u kuşatmak üzere Edirne'den yola çıktığında, Akşemseddin ve devrin diğer tanınmış şeyhleri yanlarında yüzlerce müritle orduya katılmışlardı. İstanbul'un fatihi olacağı muştulanan o büyük sultan, 53 gün süren kuşatmanın en kritik evresinde umutsuzluğa kapılınca, ona istikameti gösteren Akşemseddin'in mektubu oldu. Sabır ve gayret göstermesini sultana öğütleyen mektup, o kutlu zafer muştusunu da bir kez daha hatırlatmaktaydı. Fatih, beyaz bir at üzerinde alimler ve velilerle birlikte Topkapı'dan İstanbul'a girdiğinde, yanında Akşemseddin de vardı. Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazında hutbeyi Akşemseddin okur. Fetihten sonra Sultan Mehmet halvete girmek ister ama Akşemseddin, "Senin halvetin adaletli olmandır. Senin salik olman değil, malik olman gerek," deyip en önemli öğüdü verir. Fatih İstanbul'da kalmasını istese de Akşemseddin Göyne'ye dönmüş ve 1459 Şubat'ında orada vefat etmiştir. Mürşidlik vasfı şairliğine de yansıyan bu büyük veli, Şemsi mahlasıyla yazdığı şiirlerle günümüzde dahi zihinleri arındırıp kalpleri fethetmeyi sürdürüyor. "Ben bu aşkı bilmez idim, bir acayip sevdaymış. Bir zerresi ay ve güneş, bir katresi deryaymış. Bütün varlık, iyi, kötü, cennet, cehennem hep bu aşk imiş. Ey amca, geri kalan sadece boş bir kavgaymış."